Kıbrıs'ta Türk ve Rum tarafı ara bölgede buluştu. Görüşmede Enosis krizi çıktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Meclisi'nin Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlama hayali olan Enosis'i okullarda kutlama kararını eleştirince, Rum lider Anastasiadis, siz de 20 Temmuz'u kutluyorsunuz diyerek Enosis kararını savundu ve kapıyı çarparak salondan ayrıldı. Söyleyecek bir şeyim yoktur diyerek kapıyı da sert bir şekilde vurup çıktı. Kıbrıs görüşmelerinde son dönemlerin en büyük krizi çıktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis Kıbrıs'ta devam eden müzakereler kapsamında Levkoşe'deki ara bölgede görüştü. Gündemde Rum Meclisi'nin Enosis'i yani Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlama hayalini okullarda kutlama tasarısını onaylaması vardı. Akıncı bu konudaki eleştirilerini dile getirince Rum lider rahatsız oldu. Anastasiadis, siz de 20 Temmuz'u kutluyorsunuz diyerek Enosis kararını savundu ve kapıyı çarparak salondan ayrıldı. Akıncı, kararın ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Bu toplantıda bu kararı onaylamadığını da söyledi Sayın Rum Lider. Biz de işte tam da bu noktada madem ki onaylamıyor, o zaman bunu çok rahat bir şekilde kamuoyuna da söylemesinin gerekli olduğunu ve bunu yapacağını beklerken ve bunu geçersiz kılacak ikinci bir adımı da atacağını beklerken maalesef o konuda hiçbir güvence vermedi. O konuda en ufak bir mesaj vermedi bize. Kendisi de konuşmasını yaptıktan sonra ve ben ona da gereken cevapları verdikten sonra Sayın Espen Ayden'in konuyu toparlama açısından yapmakta olduğu bir konuşma vardı. Yani o da doğmuş olan bu algının, özellikle Kıbrıs Türk tarafında yaratılmış olan bu algının bir şekilde düzeltilmesi gerektiğini ifade etmeye çalıştığı bir noktada Sayın Rum Lider büyük bir öfke içerisinde söyleyecek bir şeyim yoktur diyerek kapıyı da sert bir şekilde vurup çıktı. O noktada başka yapacak bir şey kalmadı. Tüm müzakere sürecine kapıları kapatmak istemem ama bir çözüm tek taraflı gelmez. Buna tüm tarafların hazır olması gerekir ve önceliklerini belirlemesi gerekir diyen Mustafa Akıncı şöyle konuştu. Sayın Rum Lider'in zaman zaman fevri davranışları oldu geçmişte de. Ancak bu bardağı taşıran bir davranıştı. Buna müsamaha göstermek, bunu tolere etmek mümkün değildi.